Yakup Köse Hey Ekpekül Küpeka Kürt illerinin yetiştirdiği büyük alimlerden Said Nursi İngilizler için Ekpekül Küpeka'dan tekep küp etmiş köpek diyor. hutuvat Sitte adlı eserinde. Manası köpeklerin en köpeğinden köpekleşmiş köpek. İngilizler için söylenmiş bu sözü tüm İslam düşmanlarına şamil kılabiliriz. İsimlerinin farklı olması köpeklikteki müşterekliklerine engel değildir. İşte bu müştereklikte birleşenlerden bir güruh Diyarbakır'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi aşağılayıcı bir afiş astılar. Danimarkalı bir ekpek ülkü çizdiği karikatürü afişte kullanan Diyarbakır Yenişehir Belediyesi çocuk gelinlere dikkat çekmek istemiş dikkat çekmekte başarılı oldu Yenişehir Belediyesi hem de çok. Meşhur olmak için caminin içine bevleden adamın başarısını yakaladı. Halkların Demokratik Partisine ait belediye. Ama kendilerini bu başarıdan dolayı tebrik edemiyoruz ne yazık ki. Ha bu arada Eceli gelen köpek cami duvarına işer sözü üzerinden caminin içine işemek eylemselliğinin neticelerinin neler olabileceğinin çözümlemesini yapmakta size kalmış. Asılan rezil afişler Müslüman gençler tarafından hak ettiği muameleyi gördü. Gelen tepkiler üzerine HDP'li Yenişehir Belediyesi özür diledi. Hakkaniyet yerini bulsun diye belediyenin özür mesajına da yer verip sonra afişle ilgili duygu ve düşüncelerimi yazacağım. HDP'li belediyenin açıklaması şöyle. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftasına atfen Yapılan billboard çalışmamız tamamen çocuk cinsel istismarını önlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmayı yaparken Google'ın çocuk gelin sayfasının görsellerinde hiçbir amblem ve isim bulunmayan karikatür fotoğrafı seçilmiştir. Bu fotoğraf seçilirken bazı basın yayın organlarında yayınlanan ve iddia edilen amaçlar düşünülmemiştir. Fotoğrafın daha önce kullanıldığı belli kesim ve amaçlar bazı kişi ve kuruluşlarca iletilir iletilmez yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesinden ötürü bu billboard afişle kaldırma kararı aldık. Tüm kamuoyu ve halkımızdan özür diliyoruz. Açıklamaya inanalım mı? Diyelim ki HDP'li Yenişehir Belediyesi'ndeki ilgili kişiler internetten aldıkları karikatürde Peygamber Efendimiz'in kastedildiğini bilmiyor olabilir. Peki her haliyle Müslümanlara aşağılayıcı bir çizim olduğu belli olan mezkur karikatürü neden kullandınız? Neden Müslümanları aşağılıyorsunuz ey HDP'liler? Ne oldu sizin kardeşlik, barış, düşünce özgürlüğü, inançlara eşit yaklaşım masallarınıza? Kız çocuklarını Kandil Dağı'na Müslümanlar kaçırıyor da bizim mi haberimiz yok ey HDP'liler? Elbette kimin kaçırdığını siz iyi bilirsiniz. Kız çocuklarını daha kaçıran bir gerilla karikatürü çizdirip billboardlara asabilir misiniz? asamazsınız. Çünkü sizin derdiniz küçük yaşta evlendirilen kız çocukları veya diğer mağduriyetler değil. Gördük işte geçen hafta 100 kişinin öldüğü Ankara'daki patlamanın olduğu meydana gelen HDP'li eş başkanlarınızı. Pek de şen şakraktılar. Umurumda mı 100 kişi gelsin oylar havasında meydanı gezdiler. Size verilen tek görev Kürt illerinde İslam düşmanlığını yaymak. Bu durumda bize de kininizle geberin demekten başka bir şey düşmüyor. HDP'ye oy vermeyi düşünen Müslümanlara da Said Nursi'den şu satırlar düşüyor. Bana ızdırap veren yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi, onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlikeler içeriden geliyor.'' kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım cemiyetin bünyesi buna dayanmaz çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü körleşirse iman kalesi tehlikededir. Yakup Köse, Star.